10 bin lira. Peki 10 bin lira. He, bir ev kirası 15 bin lira. 5 bin orada açık. Elektrik, doğalgaz, şu, bu, telefon, su. Onları da hesap yaptığın zaman bu emekli nasıl geçim yapar? İşte bak çalışarak. 8 senedir kardeş, 4 seneye düştük. 8 senedim, 4 tane çocuğumu kaybettim. 4 tane çocuğumu kaybettim, büyük oğlumu kaybettim, 2 torunumu kaybettim. Biri 5 yaşındaydı, biri 5 aylıktı. Gelinimi kaybettim. Ev yer bir oldu. Ondan sonra Zümrüt apartmanındaydı. İlk de yıkılan, ilk yıkılan bina. Yani binada kalıyor. Yani ölsek de kalsak da mecbur orada kalıyor yani. Ha, diyor ki senin diyor evin var diyor, konteyner vermiyor. Senin evin var diyor, bana ev vermiyor. Yıkılan evi. Hem 4 tane çocuğumu kaybetmişim. Hem de artı bana bir şey vermiyor. Şu anda var ya, yani zor yani. Emekli memur, işçi, işte efendime söyleyeyim, çiftçi, esnaf bitmiş. Her gün zam, her gün zam. Ticaret Bakanı diyor ki, ben diyor ekip vermişim. Kim faiz fiyata malzeme satarsa, bir şey satarsa gidin şikayet edin. Biz gelen geleni yaparız. Kime yapayım, kimi kime şikayet ediyorum? Ben şikayet ediyorum. Gelen soran bile yok. O holdingleşmişler adamlar. Türkiye'nin her yerinde. Niye ona? Ama bir bakal desen hemen gelirler. Lüks bu oldu, lüks. Yani Türkiye'de yaşıyorsan lüks. Ancak demek ki maddi durumun çok iyi ki Türkiye'de yaşıyor. Biz Süleyman Demirel'in de bilirim, Erbakan'ı da bilirim, Ecevit'i de bilirim, Kıbrıs Savaşı'nı da bilirim. Tamam mı? Hepsini gördük. Bu kadar zam yoktu. Evet, vardı. Mesela şöyle bir vardı. Ortak biliyorsun değil mi? Mesela biz malzeme bulamadık. Ya, mesela yağ, şeker, çay bulamadık. Kara borsaya düşerdi. Ama para çoktu. Gidiyor insan alıyordu. İyi kötü bir şeyler yapıldı. Şimdi mal var, eşya var, para yok. Para yok. Kardeşim, buğdayım dışarıdan gelirse ki benim Güneydoğu'da buğdayı Türkiye'ye doyururdu. Güneydoğu'nun buğdayı. Türkiye buğdaya kota korsan, nokuda korsan, tarıma korsan, her şeye kota korsan biz hep dışarıya da bakalım.